Selamun Aleyküm efendim. Yeni bir Psikolojik Bakış programında tekrar birlikteyiz elhamdülillah. Bu hafta e, sizlerden gelen soruları kıymetli psikolog, aynı zamanda psikoterapist Serhat Öncüler hocamıza soracağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Yani izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin e, haftalardır teveccüh gösteriyorlar, sorularını da çok ilettiler. Merakla beklediği bölüm herhalde bu olacak. Sorularına cevap bulacaklar. İnşallah. E, siz de hazırsanız direkt vakitle kaybetmeden Tabii. ilk gelen mesaja başlayalım. Tabii. Değerli izleyenlerimiz bu arada hatırlatmak isterim bizlere 0549 691 80 80 whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz sizlerden çok açıklayıcı net sorular bekliyoruz yani hocam öyle bir soru gelsin ki e, ...tüm herkes aa keşke bu soruyu ben sorabilseydim diyerek faydalansın, Hı -hı. nasiplensin. Evet olabildiğince ama. açık bir şekilde yaşadıkları sorunu e, bir taraftan da özetleyen... ...çok Hı -hı. böyle dallandırıp budaklandırmadan Hı -hı. direkt e, hedefe yönelik bir soru olursa... ...tabii ki inşallah birçok kişi faydalanır. Yani bizde gelen soruların çoğu eksikti ama e, bunları bilerek konuşuyorum ki... E, ...bundan sonra soru atacak tabii, izleyicilerimiz tabii. bu kurallara riayet etsin. Evet Şimdi yani, e, ilk sorumuz şu, bir dinleyicimiz demiş ki... biz ee, eşimin işinden dolayı 12 yıldır şu anda yaşadığımız yerde yaşıyoruz. Eşim gitmek istiyor, burayı sevmiyor. Ee, ben burada kalmak istiyorum. Ee, o yüzden eşim buradaki işine devam ediyor. Başka bir yerde kendi evimizi yaptık. Ee, hem kendi evi hem kendi çevresi eşimin orada. O sürekli oraya gitmek istiyor. Kısacası ben buradan gitmek deyince... O an bile psikolojim bozuluyor. Eşime çok belli etmiyorum. Çünkü çok sinirleniyor, üzülüyor. Aslında buradan gitmek istemediğimi de biliyor. Çaresizim hocam. E başka bir yerde yaşayamam gibi geliyor. E bir de parantez açmış. Demiş ki birçok psikologla görüştüm. Pek faydası olmadı. Bana yol gösterir misiniz? Evet inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselam ala Resulullah. Şimdi tabii 12 yıl az bir zaman değil... Ee, ben e, kendi kafamda sorduğum soruları da kendimce cevap vereceğim. Hı. Yani herhalde bu kişi o yaşadığı yerde bir çevre edindi, ee, zannediyorum ki orada işte aktiviteler edindi, orada bir rutini var. Çünkü her taşınma, her evlilik, her boşanma, her yenilik insanın hayatında bir e, bir dönüm noktası oluyor. Ona tekrardan adapte olmak için bir enerji sarf etmesi gerekiyor. Şimdi e, bu kişi de. Sanıyorum ki o yaşadığı yerde bir çevre edindi, bir hayat edindi, belli bir rutin edindi. Şimdi ama diğer taraftan eşinin isteklerine bakınca bu da çok anlaşılmaz değil. Yani orada bir iş var, orada bir ev var, orada ailesi var, eşinin anlaşılan. Burada şu anda yaşadıkları yerde belki istediği gibi bir hayat yok. Yani bakınca aslında iki taraf için de kolay bir karar değil. Ama orada bu e, soruyu bize izle, e, ileten izleyicimizin söylediği bir şey dikkatimi çekiyor. Diyor ki diyor ki başka bir tarafa gidersem orada yaşayamayacakmışım gibi geliyor. Bir kaygı var. Evet yani bu çok gerçekçi bir şey değil tabii ki. Muhakkak ki rutinleri bozmak insanın stresini arttıracak bir şey. Hı hı. Rutinleri bozmak. Ama e, yapılamaz bir şey değil. Çünkü insan öyle yaratılmış ki e, muhakkak ki e, eğer uğraşırsa didinirse içine girdiği yeni ortama adapte olabiliyor. Allahu Teala buyuruyor ki eğer bir yerde yaşayamıyorsanız mealen söylüyorum e, benim yerim e, çok geniş Dünya çok geniş e, gidin başka bir yerde yaşayın Allah Teala orada da size rızıklar yaratacaktır orada da bir şekilde sizi nimetlendirecektir nimet sadece tabii ki rızık değil e, çevreyle arkadaşlarla sizi rızıklandırır orada öğreneceğiniz ilimlerle rızıklandırır yani birçok farklı hiç aklınıza gelmeyen fırsatlar ve durumlar yaşayabilirsiniz o yüzden e, bu izleyicimizin söylediği ben başka bir tarafa gidersem yaşayamayacakmışım gibi geliyor. E, odaklanışı aslında belki de e, yaşamındaki bu zorluğu oluşturuyor. Alışkanlıklarından vazgeçmek zor evet. tabii. Yeni bir başlangıç içinde bir güç, bir söz bile yetecek belki de. Bunun için daha... Evet. E, bir şey yapması gerekiyor mu yani aktif bir şekilde? Şöyle bir şeyler e, denenebilir. Birincisi ha buraya geçmeden şunu da söylemekte fayda var. E, eşimin ailesi de orada diyor. Hı, çevresi eğer, de orada. Aynen. Eğer soruda bize iletmediği şöyle şeyler varsa ailesiyle geçinememek gibi, Hı. onlarla yakın yaşamayı istememek gibi, aile e, eşi oraya giderse belki onlara daha çok vakit geçirecek, kendisiyle çok fazla vakit geçirmeyecek gibi. Çünkü bunları Hı. yıllar içerisinde Hı. gördük. Yani ben yıllardır deneyimlerimden böyle şeyler görüyorum. Eğer böyle endişeleri varsa bu endişelerini eşiyle paylaşsın. Birincisi benim tavsiyem bu olur. Yani sen gitmek istiyorsun evet. Belki bu gerçekten yapılabilecek bir şey ama benim böyle böyle endişelerim var. Bunlar da senin düşüncelerin neler? Bana bazı sözler verebiliyor musun? Oraya belli bir alışkanlık geliştirene kadar, belli bir yaşantı oluşana kadar bana bu konularda yardımcı olabilecek misin? Birincisi bunu e, oturup konuşmakta, açmakta fayda var. İkincisi bu kişiye e, diğer tavsiyem şu olur: gitmeyelim veya muhakkak gidelim gibi böyle hemen kararlar yerine ilk önce oraya gidip, e, mesela işte bayramlarda, seyranlarda orada bir süre yaşayıp. Nasıl bir çevre olduğunu tekrar görmesi, o çevrede nasıl yaşayabilir, ne gibi ortamlar kurabilir, ne gibi e, imkanlar var? Bunları tekrardan değerlendirmesi, bu sefer alıcı gözle bakması. Öyle derler esnaflar. Hı hı hı. Yani ilk önce bir mala bakarsınız ama öylesine bakarsınız. Sonra kafanızda bir şey şekillenir, ondan sonra bir daha alıcı gözle bakarsınız. Sağına soluna bakarsın, işlevi nedir, ne değildir. Bu sefer oraya gittiğinde alıcı gözle baksın, bir hafta iki hafta orada yaşasın yapabiliyorsa... Hı hı. E, ne gibi imkanları var onları değerlendirsin görsün O zaman anlayacak yani bu kaygı odaklı Ben muhakkak yapamam diye değil ya hakikaten ben burada yaşamayı istesem neler yapılabilir gözüyle baksın Çünkü o zaman belki daha öncesinde fark etmediği bir şeyleri de fark edecek Bir de diğer bir şey üçüncü bir şey e, niyetini güzel yapsın Yani niye oraya gidecek Allah rızasına niyet etsin. Yani eşimi mutlu etmeye, orada güzel bir hayat kurmaya, belki işte bir ilim tahsil etmeye, ilim öğrenmeye, yani güzel bir niyetle oraya gitsin. Evet tabii ki o zaman bu bir hicrettir. Güzel bir niyet yaptıktan sonra bütün bu konuştuklarımızı da uygulasın. İnşallah Allah Teala ona bir kapı açacaktır. Evet ilk önce gidecek, orada bir ortamı gözleyecek. Alıcı gözle. Alıcı gelecek. gözle evet. bakacak. Yarım ağızda derler ya gitmeyecek yani. Evet, evet. E eşi için de biraz... Bir de ben burada muhakkak yaşayamam diye de gitmeyecek yani o bir engel o da, olacak. O da bir zaten. ön yargı oluyor Hemen, bu sefer. Bir sıfır geride başlayacak. Evet, hocam. ön yargı oluyor. İnsan çünkü neye odaklanırsa onları görmeye başlar. Hı hı. Hani kaygı programında da bunu söylemiştik. Hı hı. E, i̇zleyicilerimiz de her programı izledikçe aradaki bağlantıları da çok güzel fark edecektir. E, kişi sürekli tehlike odaklı bakmaya başlarsa tehlikeleri daha çabuk fark ediyor. E, sıkılma odaklı, yaşayamam odaklı bakarsa da o zaman ha bak buraya çöp atmışlar, Hı -hı. şurada yoldan işte su akmış, evet. burası çok kötü, şurası şöyle böyle olumsuzlukları daha çok görmeye başlayacaktır. O yüzden kendisine ilk önce niyetini güzel yapacak Hı -hı. ve kendi beynini yaşayabilmeyi araştırarak programlayacak aslında sonrasında çözüme ulaşacak. E, dinleyicimizin e, diğer bir sözünde de birçok psikologla görüştüğünde de pek faydası olmadı diyor. Bunu şuraya bağlamak istiyorum hocam. Bana da çok gelen mesajlar var radyo programında. Yani Ercan kardeş çok seanslar gittim psikologlarla görüştüm. Tabii işin ehillerini tenzih ediyorum ama yani burada dikkat etmemiz gereken psikolog seçerken aslında yani tanımıyoruz, etmiyoruz. Bunları evet. seçerken birkaç neden bulabilir miyiz hocam? Birkaç sebep yani yapılabilir bir şey mi? Yani Tabii ki yani ne ne ararsanız nasıl bir hizmet alacaksanız bunu güzel bir araştırmak sünnettir. İlk önce ne yapılacak? O zaman kişinin hı hı. E, eğitimlerine bakılır. Hı. hı. Kaç yıldır e, bu sektörde çalışıyor? Deneyimi ne kadar? Ona bakılır. E, şu anda artık pek bir şey sır olarak kalmıyor. Yani internette bir hı hı. sürü e, psikologların eski danışanlarının e, yorumları var. Evet. Yorumları var. Onlara bakılır ama şu unutulmamalı. E, psikoterapiye e, psikoloğa başvurulduğunda sonuçta bu bir ilişki. Hı hı. Yani yeni bir insanla tanışıyorsun, onunla bir iletişim kuruyorsun, bir ilişki kuruyorsun ve o ilişki içerisinde bazen e, yolunda gitmeyen şeyler de olabilir. Bu bir psikologla çalışmaya başladığınızda hemen oradaki aranızdaki kimya tutacak diye bir şey yok. Yani bazen o kimya tutmuyor. O psikoloğa çok kişi gitmiştir, çok fayda almıştır ama o kişi oradan fayda almayacaktır. allah Teala şifayı orada yaratmayacaktır. Bu da olabilir. O yüzden hani ben gittim fayda alamadım. Bunlar da yani ne kadar araştırdın, her şeyi çok iyi yaptın ama gittin o kişiyle o çalışmayı devam ettiremedim. Bu da olabilir. Yani benim çok iyi bir şekilde çalıştığım, çok faydalı bir yerlere doğru gittiğim danışanlarım olduğu kadar birkaç seanstan sonra bir türlü terapinin başlayamadığı o sürecin bir türlü ilerlemediği danışanlarım da oluyor yani bu bu insanlık hali bunu da normal karşılayıp bir başka uzmana veya bir başka yola bakılabilir. Yani bazen o kimya tutmuyor bir şekilde kişinin aktardıkları olmuyor bir türlü işlemiyor bir o çalışma bir yere gitmeyebiliyor bu da normal. Peki o zaman bu dinleyicimiz e, eşinin onu çok üzüldüğünü anlıyormuş. E, onun için de hiç onu kırmadan bir oraya bir seyahat edip az önce de dediğimiz gibi alıcı bir gözüyle orada yaşayabilir mi? Evet. Miyim, Endişeleri varsa miyim? ama bunu eşiyle konuşsun. Yani evet. oraya gittim ben bu tabii bunu kendim şimdi e, kurguluyorum tabii. ama yazmamış. Ama Hı -hı. işte eşim ailesiyle işte ne kadar vakit geçirecek? Benle vakit geçirmez mi? Ben onlarla ne kadar yaşayabilirim? Orada ne olur? Hı -hı. Bu tarz endişelerini de eşiyle paylaşsın ve ondan e, yardım istesin. Bu da bence iyi bir yoldur. Yani danışanların çoğu bazen fikirlerini anlatırken herhalde anladığım kadarıyla tüm detayları vermiyorlar. Hı hı. E, haksız çıkacağım korkusuyla mı endişesiyle mi bilmiyorum ama e, yani önemli gördüğü noktaları veriyor olabilir hı hı. ama zaten e, şeytan e, şey ayrıntıda gizlidir derler evet. öyle bir laf var. Eee psikoloğun görevi de orada bahsedilmeyen ayrıntıları görmektir. Hı hı. Şimdi bana birisi bir soru soruyor ama o sorunla ve aktardıkları altında ben onun aktarmadıklarını da görmem lazım ki resmin tamamını görebileyim. Resmin tamamını gördükten sonra ancak anlamlı bir cevap olabilir. Peki Değerli izleyenlerimiz, kıymetli Lale Gül FM dinleyenleri sizlerden gelen sorulara bu bölümde yer veriyoruz. Bizlere ekranda görüyorsunuz WhatsApp numaramızı ama Lale Gül FM'den de izleyen, dinleyen, dinleyicilerimizin numarayı bir kez daha tekrar etmek isterim. 0-549-691-8080 -80 Psikolojik bakış programında ikinci sorudayız. Sizlerden bu vaz, gelen. WhatsApp numarası değil evet, mi? Evet bu bizim WhatsApp alışacak. numaramız hocam. Dinleyicilerimiz, Hı -hı. izleyicilerimiz soruları buradan ulaştırıyorlar. Çok, çok güzel bir hizmet. çok güzel. Hatta bazı izleyicilerimiz e, çok kısa yazıyorlar hocam. Onlarla tekrar iletişime girip e, hmm. detayları alıyoruz. O sorulardan biri de birazdan paylaşacağım. Evet. Şimdi bu soruda sanırım çevremizde yaşayan birçok insan var. Öyle bir soru ki herkesin faydalanabileceği bir soru. Demiş ki selamun aleyküm, aleyküm selam. Hocam ben çevremde olan önemli olaylardan etkileniyorum. Bu beni son derece rahatsız ediyor. İçimde korku, olumsuz düşünceler, yaşam kalitemi düşürüyor. Evet. Bu sürekli olan bir şey değil ama sizin de dediğiniz gibi sürekli mücadele ediyorum. Ee, olumsuz ve beni rahatsız eden düşünceleri bertaraf etmek için başka işler yapmaya çalışıyorum. Bayağı da faydalı oluyor. Burada sizin tavsiyelerinize uymuş sanırım. Hmm. Ve şöyle devam etmiş. Allah ve Resulü sallallahu Salallahu aleyhi ve selleme Allah. ve ahiret gününe iman etmişim elhamdülillah. Kısacası Mutlu yaşamak da istiyorum ne önerirsiniz? Sanırım herkesin isteği bu. Evet mutlu yaşamak. Sürekli mutlu Huzurlu. yaşanır mı hocam? Süreklilik mutlu olmaz olunur tabii. mu? Sürekli mutluluk olmaz. Yani hep e, mutsuzluklar olacak. İşte bazı stresler olacak, dalgalanmalar olacak. Ama sürekli mutsuzluk da olmasın hı hı. İnşallah. allah Teala imtihanlarımızı kolay eylesin, musibetlerimizi küçük eylesin. Amin. Bu Efendi Hazretlerimizin Kudüs'e sürü önemli bir duasıdır. Ee, şimdi... E, Çevredeki bazı önemli olaylardan etkileniyorum deyince aklıma ilk önce şu geldi, şu canlandı. Yani tabii ki bu olaylardan etkileneceğiz çünkü bizler insanız. Şimdi haberlere baktığımızda Gazze'nin e, olayları belli, şimdi Lübnan'da yaşanılanlar, Türkiye'mizin içinde bulunduğu olaylar. Yani birçok travmalardan aslında geçiyoruz. Birçok e, sıkıntılı anlardan geçiyoruz. Tarihe şahitlik ediyoruz. Şimdi bunlardan muhakkak ki etkileneceğiz çünkü bizler insanız. Hı hı. İnsan olmamızın bir gereği bu etkilenme zaten. Bu etkilenme olacak birincisi. Hiç etkilenmeyecek, etkilenmeyeceğim diye bir beklentiyle bakarsak bu gerçekçi değil. Bu normalde değil. Eğer bilin ki olaylardan etkilenmiyorsunuz, o zaman bir bozukluk var, bir sıkıntı var demektir. Yani bir şey tesir etmiyor, size bir şey işlemiyor demektir. Orada da bir gariplik var demektir. Elim kesildiği zaman kanamaz mı? Canım yandığı zaman ağlamaz mıyım? Bunlar olacak ama e, bu ne kadar devam ediyor veya oradaki eşik herhalde önemli. Yani her olayda da, her ufak tefek meselede de aynı e, şiddette etkilenmemem lazım. O zaman ne oluyor? Buradan şunu anlayabiliriz. Yani ben e, sonra korkular ortaya çıkıyor, kaygılarım ortaya çıkıyor diyor. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Demek ki bu e, kişinin, izleyicimizin zemininde, zemininde... Bu ıı, tesirlenmeyi arttıracak bir hal var. Hı hı. Ne demek bu? Daha kaygılı olmaya yönelik yetiştiriliş tarzı. Daha kaygılı olacak veya daha mükemmel e, mükemmeliyetçi bakacak bir karakter yapısı. Daha kolay kaygılanabilen veya duygularını çok regüle edemeyen onları düzenleyemeyen bir karakter yapısı. Eğer bu kişi de varsa, yani bir binanın zemini gibi bunu düşünün. Eğer zemin çok sağlam değilse o zaman gelen etkiler daha tesirli oluyor. Şiddet daha fazla. Evet yani bir binayı düşünün mesela sağlam bir şekilde yapılmış. Somutlaştıralım örnek olarak. Zemini de gayet sağlam. Üç şiddetinde bir deprem diyelim ki ufak bir sarsıntı yapar. Ama zemini o kadar sağlam yapılmamış, oluşmamış bir kişide bir iç psikolojik anlamda söyleyelim. O zaman üç şiddetindeki aynı deprem, aynı sarsıntı o kişiyi biraz daha sarsar. Daha fazla sarsar. Şimdi eğer kişi, şimdi şuradan başladık. Tabii ki olaylardan etkileneceğiz. Biz insanız çünkü. Ama o etkilenme belli bir eşiğin üzerine çıkıyorsa, gündelik hayatımızı ...yaşanılamaz hale getiriyorsa, uykumuz, iştahımız e, uzun süreler şeklinde kaçıyorsa... ...mesela ben bazen bir haber okuyorum, iştahım kaçıyor. Bazen bir haber okuyorum, e, duygulanıyorum, oturuyorum, ağlıyorum. Bazen bir haber okuyorum, uykularım kaçıyor ya da sinirlerim bozuluyor. Ama bu devamlı bir halde olmuyor. Birkaç gün sonra... Muhakkak ki tekrar hayatın devamına gelişine alışıp yaşamaya devam ediyoruz. Eğer burada çok uzama hali varsa işte oraya dikkat etmek lazım. Yani Neler yapabiliriz mesela hocam çok uzama olduğunda? Yani bir vesvese gibi düşünebiliriz aslında bu etkilenme olayın. Hani vesvese Hı. geçen programlarda söylemiştiniz akışına bırak gitsin vesvese geldi ve gidecek bunu çok takmamak gerekiyor. Yani ben de zaman zaman çevremde yaşanılan olaylardan çok etkilenen biriyim. Hadi diyelim ki tamam. E, bu baktım kontrolüm dışında çoğalmaya başladı. Evet. Nasıl bir engelleme yapacağız buna? Yani bir engelleme yapılabilecek mi? Vesvese gibi rahat bırakabilecek miyiz? Çünkü sonuçta şurada bir şey oluyor, etkileniyoruz. Tamam. E, belki siz hemen etkilenip geçiyor. Belki duygusal olup ağlıyorsunuz ya da evet. mutlu oluyorsunuz ama bende evet. bu tahribat daha da fazla daha fazla oluyor. O zaman ne yapılabilir? O zaman bu kişi birincisi e, çevresiyle iletişimi arttıracak. Hmm, güzel. Evet, insanlarla bunu Paylaşacak, bunu konuşacak, dertleşecek. Hı hı. Çünkü dertler e, paylaşa paylaşa azalır. Sosyal aktiviteleri arttıracak. İkincisi, e, keyif aldığı hobilerine biraz yönelebilir. Hı hı. Yani kendisini psikolojik olarak destekleyecek. Tersine... E, tersi öğütleri dinleyeceği hocaların veya işte psikologların e, bazı böyle seminerleri, konferansları, sohbetlerini din, dinleyebilir. Bir de hocam yerinde izlemek çok iyi değil mi? Bana çok iyi geliyor. Mesela ben Cübbeli Ahmet Hocam'ın sohbetlerini evet. e, evde ya da bir internette radyoda dinlediğimde farklı bir ambiyans oluşuyor. Ama yerinde dinlediğimde evet. o kadar tesiri oluyor evet. ki fazlaca. Tabii, o, o, orada çok daha farklı müjdeler var işte. Rahmetler var. Evet Hadi o da ayrı. Var. Dediğiniz gibi seminerlerde vesairelerde evet. bu etkinliklere evet. katılarak da bazı... Yani tersi Yine bir edeceğiz. çalışmaya başlayacak. Hı -hı. Bir hobilerine e, odaklanacak. Çevre ilişkisini fazlalaştıracak. Çevre ilişkisini arttıracak. O sıkıntısını, derdini paylaşacak. E, tabii ki paylaşabileceği kişilerle yani muhakkak ki herkese paylaştığında demiyorum. Hı -hı. İnsanın sırdaşları vardır, yakınları vardır. Onlarla dertleşecek, olaylar üzerine konuşacak. Çünkü sıkıntılar, e, dertler paylaşarak hakikaten azalıyor. Hı hı üçüncüsü Muhakkak. de üçüncüsü de eğer psikologların varsa işte bu tarz konulara yönelik seminerleri, hı hı. E, videoları veya işte bazı dediğiniz gibi ehli sünnet hocaların sohbetleri bunlara katılacak ve neyi, e, neyi kendini hatırlatacak Ahireti hatırlatacak dünyanın imtihan bir yeri olduğunu tekrar hatırlayacak e, bunların geçici olduğunu peygamberlerin dahi aleyhisselam ne sıkıntılarla karşılaştıklarını tekrar hatırlayacak. Çünkü insan bazen öyle bir döngünün içine giriyor ki bunları sanki unutmuş gibi oluyor. Unutmuyor da. Unutmuş gibi oluyor. Sanki sadece onun başına gelmiş gibi oluyor. Bu işin içinden hiç çıkılmayacakmış gibi oluyor. Böyle oluyor da oluyor. O an işte görüşü kişinin daralıyor. Kişinin algıları daralıyor ve tehdite çok fazla odaklanmaya başlıyor. Hı hı. Bu tersine çalışma dediğimiz süreç o kişinin görüşünü tekrardan açmak için. Hani bazen öyle olur ya bir şeye çok odaklanırız takılırız o sıkıntıyla mesela dertleniriz sonra biri gelir ya ne üzülüyorsun o şöyle işte şurası da böyle der bir anda bir pencere açar sana. Halbuki çok basit bir şeydir. Evet, ama, ama ben bu bakış açısından neden Aynen ben, ben bunu derim. niye düşünemedim dersin evet. ama sen o olayın içinde olduğun için düşünemiyorsun. Üçüncü kişi Hı -hı. dışarıdan bakan Hı -hı. kişi Hı -hı. çok daha farklı bir yerden bakıyor. Mesela bunu şöyle düşünelim. Ben şimdi Hı -hı. burada diyelim ki bakıyorum bakıyorum ya benim kalemim nerede nereye düştü? Şuradan bakan kişi ayağımın altını görebiliyor. Ben evet. göremiyorum ki. O farklı bir bakışla bakıyor. Ya işte şurada kalem diyor sorun çözülüyor. O yüzden o dar bakışın içine ee, haps olmamak gerekiyor. Aynen. Haps olduğunu fark ettiğinde hemen bunun e, tersine çalışmaya başlıyor. İnkar ediyoruz hocam açıkçası. Farklı bir bakış açısı lazım bana dediğimizi. Mesela bana iç sesim onu hep der bana farklı bir bakış açısı lazım ama diyorum ki ya yok yok işte olan bu. Yani kalem yok şu an ortada. Halbuki burada. Evet ama Biraz, göremiyorum. Evet eleştiriye de açı, şimdi farklı bakış açısını sanki eleştiri olarak da evet. algıladığımızdan dolayı mı kapatıyoruz? Yani da bu ayrı bir konu tabii. Bu tabii bizim nefsimizle de bağlantılı bir şey. Şimdi nefsimizin ne kadar e, kötü huylarının e, beslenmiş olduğu, artmış olduğuyla Hı. alakalı. Mesela bir ee, daha böyle kendisini diğerlerinden yüksek gören, daha böyle ben merkezcil bir kişi bir başkasıyla istişare etmeyi zaten kendisine yediremez yani. Gidip başkasına bir şey sormak mümkün değildir onun için. Yani Ben merkezli bir insanın bu hastalığa yakalanması şiddetli hastalıklara yakalanması çok daha kolay tabii ki. Kolay ve çıkması daha zor. Daha da zor. Evet. Çünkü insanlardan yardım alma becerileri de çok düşük. Yani birisine nasihat verirsin ama. Nasihat tutacak kişiye nasihat fayda verir. Hocam ben merkezde insanların e, bunu kabullenmemesi olayı da var. E Zaten onu göremiyor ki. O kendisini o kadar kaftanın üzerinde görüyor ki... Bunu ona evet. ifade ettiğinde de çok sinirlenirler mesela yani hayır sen asla, yanlış görüyorsun. Asla kabul etmezler. O her zaman sen hatalısındır. Yani o insana e, sürekli sözünüzü kestim özür dilerim ama çok <laughs> yakınımdan bir hadiseye <laughs> denk geldik. Estağfurullah bu, bu konuyu daha böyle derinlemesine işleriz özellikle tamam. narsistik tamam. kişiler dediğimiz. Yani yani narsist. Yani bu, bu. Evet. Tabii ben merkezli kişiler daha narsistik hı. kişilerdir. Ee, en ileri boyutu da zaten ha, narsistik ve asıl kişilik Velhasıl farklı pozitorduk. pencereden de etkilenen evet. insanların bir bakış açısı önerisi alması evet. gerekiyor. Evet yani yeni bakış açılarına olabildiğince açık olmaya çalışmak lazım. Ha tabii her gelen istişare çok anlamlı ve faydalı olmayabilir. O zaman sen istişare yapacağın kişileri iyi seç. Hı hı. Mesela benim şimdi penceremde bir bozukluk var. E pencere ustasıyla gidip konuşmam lazım. Şimdi alakasız gidip arkadaşımla konuşsam o ne anlar o işten. Evet. Yani istişareyi güzel insanlarla yani o işle alakalı olan insanlarla yapmak lazım. E onun dışında gerisi de zaten o görüşleri hı hı. E, uygulamaya bakıyor. Evet, e, yeterli açıklıkta cevap oldu. Hatta bu sorunun içinde birçok cevaba da e, inşallah faydalı olmuş. Faydalı oldunuz. E, yani çevre ilişkisi fazlalaşacak. Etrafında her şeyden etkilenen insanların evet. biraz daha çevre Hobilerine odaklanacak. Hodya, hobilerine odaklanacak. Hı. Seminerlerde, sohbetlerde, toplumsal. Tersine sal, çalışacak. Tersine evet. çalışacak. Yani dikkatini, e, bakışını açmaya çalışacak. Evet. O başka insanların deneyimlerini Hı -hı. dinleyerek. Bu çok önemli. Peki. Tabii burada şunu söylemek lazım. Araya girdim. Tabii tabii. Ercan Bey. Şimdi bizim burada verdiğimiz yanıtlar sonuçta insanların direkt hayatındaki büyük problemleri belki çözmeyebilir. Ama bakarsın onun sorunu çözmez de bir başka Soruyu sonra. sormamış olan bir başka kişinin sorununa, aklındaki soruya bir cevap olur. O da kazanır. Biz de kazanırız en inşallah. Edediler. O yüzden yani bu sorular geldi. Tam cevap alamadım durumu yaşayan arkadaşlar, izleyicilerimiz de hayal kırıklığına uğramasın. allah Teala şifayı bazen orada yaratır, bazen orada yaratır. Yani evet. bilemeyiz. Arayışa devam etsinler. Belki de bir sonraki soruda. E, evet belki oradan bir cevap olacak. Sonra belki benim aklıma başka bir zamanda başka hmm. bir şey gelecek. E, ben söyleyeceğim. Yani hmm. böyle. E, umudu kesmemek evet. lazım. Ya zaten size hep sürekli söylersiniz hocam. Yani bu bir soruda hastalığınızın çözülmesi mümkün değil. Tüm detaylara hakim olmamız gerekiyor. Belki evet. de bambaşka yerde evet. bir sorun var. Evet. evet. Diyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Evet. Üçüncü soruya geçelim mi? Geçmek geçelim, geçelim. geçelim inşallah. Şey. Tamam. Efendim e, radyodan bizi dinleyen izleyen e, dinleyicilerimize bir kez daha numarayı hatırlatmak isterim. 0549 691 80, 80 efendim psikolog ve psikoterapist Serhat Öncüler misafirimiz, kıymetli izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz de ekranda görmüş olduğu WhatsApp numarasından bizlere sorularını aynı bu şekilde detaylı bir şekilde ulaştırmasını istirham ediyoruz. Ee, şimdi bir kısa bir soru var hocam. Bu soru aslında e, benim de hoşuma giden ve bu olayı yaşadığım bir şeye bağlayacağım bir soru. Topluluk karşısında e, benim bağlayacağım şey son kısım. Peki. Topluluk karşısında, amirler karşısında ve e, yani a, biraz karışık yazmış. Aynı zamanda da aşırı kaygı için kimyasal ilaç öneriyorlar. Hmm. E, bu kimyasal ilaçlar güvenli mi? Demek ki kendini iyi hissediyormuş herhalde. Şimdi sorunun herhalde iki tarafı var. Evet. Ee, bir e, topluluk karşısında konuşmakla ilgili bir sıkıntı evet. yaşıyor sanırım. Evet. Bununla da ilgili ilaç tedavisi önerilmiş. İlaçlar e, ne diyor? Kimyasallar güvenli mi? Beni ilgilendiren kısım da burası hocam. Güvenli evet. mi? Çift soru aslında. Evet. Ee, şimdi şöyle tabii ki hiçbir e, kimyasal tamamen güvenli diyemeyiz. Hı hı. Evet. Açıkçası kullanılan şu andaki piyasadaki e, e, psikiyatrik ilaçların da bazı yan etkileri var. Bunlar sır değil, bunlar biliniyor. Hı hı. Ama psikiyatrik tedavilerde ilaç ol, sorulduğu için direkt onun üzerinden anlatıyorum şimdi. Tamam. İlaç sorulduğu e, için. Şimdi ilaç tedavisinde bakılan şey şu: Doktorların psikiyatristlerin baktığı temel olarak zaten belli gruplara belli ilaçlar var. E, kişilerin bazı rahatsızlıkları, başka kullandıkları ilaçlar varsa onlarla etkileşmemesi için onları da alıyorlar. Ona göre bir ilaç tedavisi düzenliyorlar ama hı hı. temelde şuna bakarlar. Kişiye o doktor ilacı verirse ne kadar fayda alacak, ne kadar zarara girecek o ilaçtan. Çünkü yan etkileri olacak muhakkak ki. Hı hı. Eğer faydalar, zararları geçiyorsa o zaman ilacı ver, öneriyorlar. Göze alıyorlar. Temelde buna bakılıyor. Ee, yıllardır hani psikiyatristlerle kliniklerde de çalıştım. Şimdi kişi bu ilacı kullanırsa tamam belki e, karaciğer enzimlerinde bazı bozulmalar olacak Tam belki onu işte zararlardan kasıt nedir hocam? E, yani fiziksel bazı fiziksel... zararlar evet olabiliyor. Bazı e, organlara vurabiliyor veya kişinin e, kısa dönemli bazı işte uykusu, iştahı azalabiliyor, Hı -hı. artabiliyor Hı -hı. ya da cinsel istek ciddi anlamda azalabiliyor mesela kullanıldığı süre boyunca bunlar olabiliyor. Ama faydalar e, o kişi için çok önemliyse, çok elzemse hayatını devam ettirmesi için bunlar veriliyor. Hı hı. Sonra buradaki zararları kompanza edecek, onları bastıracak başka şeyler var mı onlara bakılıyor. O yüzden zarar yarar analizi hı hı. diyebiliriz. Yani e, kimyasallar güvenli mi? Tamamen güvenli değil. E, kişiden kişiye göre de değişebiliyor zararları. Bazısında daha çok zarar çıkıyor, bazısında o kadar çıkmıyor. Ama sonuçta kişi gelmiş... Diyelim ki hayatında ciddi sıkıntılar var, hı hı. Ee, başka bir şey e, de çok imkanı yok veya başka tedaviler kullanmış onlarla da belli bir yere varılamamış. Hı hı. O zaman ilaç tedavisi veriliyor en azından belli bir kısmını toparlayabilmek için. E, geri kalan kısmını da artık hayatını devam ettirebileceği bir şeyse e, o da göze alınıyor açıkçası. Yani mükemmel bir tedavi şekli değil, hiç zararsız diyemeyiz. Ama işte yarar zarar analizi yapılarak bakılıyor. Ben ilaç kullandığım 3 sene önce hocam bir seans sonrası aldığım bir sakinleştirici vardı. Evet. Antidepresan muhtemelen. Evet, antidepresandı. İsmini de vermeyeyim. Evet. Bu antidepresanı kullandıktan sonra ben şöyle tahmin et, şey tarif etmiştim. Radyo yayınında da söyledim bunu. Hani derler ya ışığımı yok etti sanki. Yani hmm. o yorgunluk mu desen Uyku hali mi desen, mutsuzluk mu desen, herhalde bende zararlar kısmı daha ağır. Ne bastı. kadar kullandınız peki? Hocam üçüncü gün pes ettim ben. Ha yok, o, o da yanlış bir sistem. Değil evet, mi? o da yanlış. Yani çünkü günümüzdeki bu ilaçlar dediğim gibi Hı -hı. mükemmel değiller muhakkak ki. Ee, en azından bir ay kadar kullanmak gerekiyor ki Hı -hı. etkilerini yan etkilerini dengeleyebilsin. Çünkü vücudunuza o kimyasal girmeye başlayınca vücudunuz da buna bir tepki veriyor. O sıraya, o, o süreye bir alışma süreci gibi bakın. Hmm. E, ama şöyle, bazılarında çok ciddi yan etkiler çıkıyor. Mesela ellerde titreme gibi, bayılmalar gibi vesaire. Onlar olursa zaten hemen değiştiriliyor ilaçlar. Ama bahsettiğiniz gibi mesela işte biraz böyle yorgunluk oluşturdu. Uykuda biraz artış veya huzursuzluk yaptı. Biraz iştahsızlık yaptı. Cinsel istekte azalma yaptı. Bunlar... Hı hı. Ee, ...olabilecek şeyler. Panik yok. Panik bir yok. Bir aylık süreyle devam. Evet iki hafta içerisinde bunlar muhtemelen yavaş yavaş azalacak. Zaten başlarda genelde ilaç yarım doz verilir. Hı hı. Ondan sonra bir iki hafta sonra tam doza geç denilir. Bu hı hı. bilindiği için. Ama olmuyorsa da şöyle yapılabilir. Ee, kişi tekrar psikiyatristine gider... E, durum böyle der, ben bunları kullanıyorum ama böyle etkileri oldu. Psikiyatrist de orada bir ayarlama yapar. Ya ilacın dozunda değişiklik yapar, ya ilaçla değişiklik yapar vesaire. Ama üç gün, beş gün kullanarak eğer kullanmaya başladıysa, kullanmaya ikna olduysa hemen üç gün, beş gün kullanıp bırakmasın. Ha ben e, hep ilaçlara e, yönelik bir tedavi de şey yapmıyorum, bunu da çok tasdik etmiyorum. Ama kullanmaya artık e, ikna olduysa kullanması çok gerekiyorsa, elzemse 3-5 günle de karar verilmez. Hmm. Ama kullanmaya başlayınca da en az 6 ay kullanacaksın deniliyor. bir yıl kullanacaksın deniliyor. O yüzden ilaçlar biraz daha e, son çare gibi olabilir. Daha psikoterapiler veya başka e, işte danışmanlıklar falanla bu devam ettirilmeye Hocam benim olay tam bir psikolojik vaka herhalde. Ben ilk seansta bana ilaç önerildi. Ha, psikiyatriste giderseniz hele hmm. devlette gittiyseniz 10 dakika 5 dakika. O, o konuya da gelmek o zaman, istiyorum. O zaman i̇zleyicilerimiz öyle oluyor yani. çok şeyde sistemde bulunuyorlar. Yani biz psikologlara gidemiyoruz vesaire vesaire. Bazılarının ücretleri pahalı vesaire. Bu evet, evet. 10 dakikalık görüşmelerde e, ne kadar fayda sağlayabiliriz? Bizi evet, dinlemiyorlar, doğru, ilacı basıyorlar, gidiyorlar. Doğru. Özür diliyorum izleyicilerimden kaba tabirce. E, bunda ne yapacak izleyicilerimiz peki duruma müsait olmayanlar? Yani Nasıl bu, bir taktik bu, izleyecek? Bu e, izleyicilerimizin yapabileceği bir şey değil. Ne yazık ki bizim sağlık sistemimiz şu anda bir dönem ben klinikte çalışırken kendi kliniğimi henüz daha açmamışken bir özel klinikteydim psikologların tedavisini yani terapilerin de sağlık bakanlığı şey pardon sosyal güvenlik tarafından ödenmesi sigorta tarafından ödenmesi bir proje olarak yapılmıştı ama sonra ne yazık ki bazı özel klinikler bunu kötüye kullanıp Hmm. E olmayan faturalar çıkarıp ya da faturalar şişirip mesela bir psikolog görüşmesini 10 yazıp 10 görüşmeyi 100 yazıp e, oradaki sigortayı e, yani biraz dolandırmaya e, çalıştılar anladığım kadarıyla. Satılmayan o mesela. zaman o zaman bu tekrardan rafa kaldırıldı. Eğer bu olabilseydi veya tekrardan buna yönelik bir çalışma olsa, halk bunun için bastırsa, bunun için bir e, kamuoyu oluşturulsa. Örgütlenme şartı. Tabii ki da. kamuoyu oluşturulacak. Yani halk e, devletten talep edecek. Yani biz psikolog görüşmelerine de daha ulaşım istiyoruz. Terapilere, terapi uzmanlarına daha ulaşım istiyoruz. Ya bir kısmını devlet öder, bir kısmını vatandaş öder. Hani öyle de olabilir. Evet. Ama bir şekilde bunu sigortanın ödeme kapsamına sokup, o zaman bu e, ne diyelim e, imkanı bu şeyi e, birkaç arttırmak lazım. Birkaç istismarı yüzünden şu an Türkiye genelinde insanlar psikoloğa ulaşamıyor. Ulaşamıyor yani ol ama şöyle bir şey de var. E, Devlet hastanelerinde işte 10 dakika, 5 dakika durumu yine Hı -hı. E, oradaki psikiyatristlerin değil de o sistemin getirdiği bir şey. Çünkü günde 150 hasta bakması gerekiyor bazen. E, 5 dakika zaten çalışma Hı -hı. süreci belli. 5 dakika bakabiliyor. Yani o uzmana sen 20 hasta bakacaksın denilse ona göre uzatarak bakar. Evet. Kimsenin işten kaçacağı yok. Onlarlık bir şey yok. Evet öyle olunca ilaç vermek durumunda kalıyor. Çünkü 5 dakikada terapi yapılamaz. Zaten hoş geldin, hoş gittin bitti. O yüzden orada ilaç tedavisi vermek durumundadır da kalıyor kişi. Böyle de bir imkansızlık var. Yani şu anda imkanlar bunu e, sağlıyor. Ama belediyelerin bir de Aile Bakanlığı'nın bünyesinde artık e, psikologlar istihdam edilmeye başlandı. Ama terapi için, danışmanlık için Buralara başvurulduğunda büyük belediyelerde özellikle büyükşehir belediyeleri hı hı. vesaire gibi onların muhakkak ki bünyesinde e, başvuran kişilere randevu verip tedavilere, danışmanlığa başlayan uzmanlar var artık. Elhamdülillah. Tabii yine büyük kesimlere belki ulaşmıyor ama en azından... <laughs> biraz daha fazla insana ulaşabilir. Ya çok cizii bir e, ücret ödüyor veya Hı -hı. tamamen e, ücretsiz oluyor. Bu tarz hizmetlere de e, bir araştırıp baksınlar. Ya bu vesilenizle de duyurmuş olduk izleyicilerimize. evet e, Peki bu dinleyicimizin ilk ikinci sorusuna cevap verdik. Topluluk karşısında, amirler ha, evet. karşısında da e, tam orayı anlatamamış ama kaygı var. Evet. Bunu ilaçla çözmek <laughs> istiyor herhalde. Olabilir. İlaçsız çözüm önerisi mi yoksa Şimdi sosyal kaygı bozukluğu diyoruz buna, bana bunu e, çağrıştırıyor. E, topluluk önünde, sosyal ortamlarda hı hı. E, kişinin yaşamaya başladığı kaygı. Bu bir satıcıyla e, pazarlık ederken satıcının dükkana girip bir ürün isteyeceği zamanda olabilir. Bir ürünü geri iade etmesi gerektiğinde performans kaygısı mesela şu anda çıktık e, kameralar önünde konuşuyoruz, kayıt yapıyoruz. Evet. E, burada kaygılanma, kendini e, kendini toparlayamama, işte çok titreme, sıkıntılar yaşama, sıcak basması, terleme, kalp çarpıntıları gibi haller. Hı hı. Bir topluluk önüne çıktığında konuşmada bunu yaşaması gibi gibi. Eee bu kişiler mesela bir dolmuşa bindiğinde eskiden dolmuşlarda şey vardı. Hala vardır herhalde de otobüsü kullandığım için. Düğme, e, değil mi? düğme değil de hani müsait bir yerde inecek var derdik biz. Büyük bir korku. Evet, soka sokak başında korkusun. inecek var. Evet. Veya camı açar mısınız? Klimayı kapatır evet. mısınız? Şimdi bütün toplu, herkesin gözü ona dönüp bakacak. Veya şuradan bir öğrenci uzatır mısın? Bunlar mesela kişilerin kaygılandığı haller, durumlar. Bir şeyi iade etmek. Ki harika bir tedavi yöntemi değil mi hocam? Orada bir seslenmesi, o dediğinizi yapması. Çamağı kapatır mısınız? Maruz kalması Hı -hı. mesele. Ama sosyal kaygı bozukluğunda e, bir nüans var. Çok önemli bir ayrıntı var. Şimdi normalde e, kişilerin kaygılandığı durumlarla, e, yüzleşmeleri onların belli bir süre sonra o kaygıya alışmalarını sağlayabilir. E, peki sosyal kaygıda bu niye böyle olmuyor? Çünkü insanlar sürekli olarak sonuçta sosyal ortamlara giriyor. Hı hı. Yani bunu bize yollayan seyircimiz e, muhakkak ki e, bir topluluk içinde yaşıyor, insanlarla yaşıyor. Niye yıllardır yaşamasına rağmen bu kaygısı geçmemiş derseniz normalde geçmesini beklerdik mesela köpeklerden korkan bir kişi, bir kişi köpek barınağında çalışsa zamanla bu korkusunu aşar. Biiznillah. Ama niye bu aşamıyor? Çünkü sosyal kaygıda, kaygıda şöyle bir ayrıntı var. Kişi o sosyal etkileşimden çıktıktan sonra kafasındaki kafasında o anıyı tekrar kurguluyor. Hayda. Hani ben orada söyledim. Herkes benim hakkımda ne rezil çocuk, ne biçim adam, şu, bu böyle söylenir mi dedi. Rezil oldum, yerin dibine geçtim, mahvoldum. O kurguyu olabileceği kadar kötü bir hale getiriyor zihninde ve bütün korktuğu şey yaşanmış gibi yaşıyor. O yüzden o maruz kalmalardan faydalanamıyor. Olmayanı var göstererek. Hadi git bakalım bu ürünü sen iade et, alış desen. Gidiyor mesela iade ediyor diyelim ki ondan sonra ya beceremedim, rezil oldum, yerin dibine girdim. Adam bana baktı, ben ona baktım, o bir şey dedi, ben diyemedim. Olayı sonrasında teypten sürekli, evet. kasetten sürekli çalıyor, sürekli çalıyor, sürekli, bir sürekli, analiz, çalıyor, sürekli bir analiz, analiz ve gitgide kendisini daha yetersiz, daha beceriksiz, daha özgüvensiz bir hale getiriyor. O yüzden kaygı bozukluklarında çalışmak. Ee, yine bir uzman aracılığıyla zaten ancak olabilecek bir şey. İkinci bir şey de bu tarz bir sosyal kaygı bozukluğunda bunun biraz karakterle de bağlantıları var. Yani diğer kaygı bozukluklarında bu kadar değil ama bu kaygı bozukluğunda karakterle de bağlantıları var. Genelde çocukluklarında böyle çok azarlanmış. Bir gen aktarımı değil de hayır, yetiştirilme hayır. tarzıyla. Yetiştirilme alakalı. tarzıyla evet. Hı hı. Ee, anne babası tarafından, çevresi tarafından çok bastırılmış işte e, korktuğu şu andaki durumları çocukluğunda yaşamış. Şimdi ben bir şey dersem e, işte terslenirim. Ben bir şey dersem işte e, kötü görülürüm. Azarlanırım gibi. Bunları çocukluğunda da yaşamış zaten birebir. Evet. Ve onların aynılarını yaşamaktan korkuyor. korkuyor. Evet. Böyle bir ee, durumda var. Küçükken yaşadığı, şu an unuttuğu ben bunu acaba neden refleks verdi dediği durumlarda oluyor değil mi hastanın? Olabilir. Hocam? Tabii ki. Çünkü insan ee, sürekli olarak bir kendisine ızdırap veren bir anıyla baş başa kalmak istemez. Ee, onu bilinç dışına itebiliyor, ama onun etkisi gitmiyor. Sadece o bilinç dışına itilmiş oluyor. Ee, unutul kendi bilinci tarafına unutulmuş oluyor, ama onun ızdırabı sıkıntısı devam ediyor. O yüzden mesela ya ben şimdi bu niye niye bu kadar tepki verdim ki? Bu yaşanan olayda niye bu kadar üzüldüm ki? Dese de. Ee, aslında onun e, unuttuğu bir anısı bir bağlantısı olabiliyor dediğiniz gibi. Yani zihinde her şeyi, yaptığın her şeyi canlandırma olayı şu an e, dinleyicilerimizin de çok dank ettiği konulardan tabii. biri herhalde. Yani ba bazen danışanlarıma şunu soruyorum. Hepimiz tabii ara ara, ara bunu yapıyoruz. Yapıyoruz ama bunu bir yine bir dozajı Evet. Al. Evet. Yine yani bu işte burada hep aşırılıklar. Danışanlarıma bazen e, şunu söylerim. Yani peki derim işte akşam yattığınızda o yaşadığınız olayı tekrardan böyle sürekli hı hı. E, sarbaşa sarbaşa yaptığınız oluyor mu? O der. Ne kadar çok oluyor yani Olaydan çıkıyorum hemen. Şöyle deseydim, böyle deseydim. O bana öyle dediğinde şöyle yapsaydım. Bir tane karikatür var bununla ilgili. Hı hı. Bir, bir köpek böyle yatmış yatağa. Hı hı. Ondan sonra kafasında böyle bir baloncuk düşünüyor. Diyor ki: "Ya o adam bana hoş dediğinde ben de onu hav deseydim." diyor. <laughs> Hepimizde olan bir durum. Yani iş yerinde şöyle bir şey oldu. Neden o cevabı vermedi? Tabii, vermedim? Tabi niye vermedim? Niye böyle söylemedim? Neden bunu yapmadım? Bu aklımıza gelir ve geçerse sorun yok. Belki gelişmemizi de sağlayabilir. Ama bu aklımıza gelince ızdıraba düşüyorsak, ben ne beceriksiz adamım. Ne yetersiz adamım. Yine yapamadım. Yine bir çuval inciri berbat ettim. Bu hale gelip de kendimizi aşağılamaya başlıyorsak o zaman farkında olmadan kendimize işkence ediyoruz. O adam hoş dediğinde ben de hav deseydim. Bitti. Tamam bir dahakine hav derim. Hı. Bitti gitti. Bir dahakine kilit cümle. Yani o an demedin ama evet, bir dahakine. O geçti, artık, bitti o geçti artık. O geçti ama ben buradan öğrendim. Bir dahakine bunu derim. Bir dahakine bunu yaparım. Hatta Hı. istersem evde bunun alıştırmasını da yaparım. Evet evet. Hocam o kelime çok güzel. Bir dahakine unutmuyoruz. Evet. Böyle bir şey başımıza geldi, bir dahakine yapacağız. Tabii yaşadıklarımızdan ders almak hı hı. bizim insan olarak çok önemli bir becerimiz olmalı. Yani diğer hayvanlar bile yaşadıklarından ders alıyor. Evet. Öğreniyor. Öğrenme dediğimiz bir şey var. Zaten psikolojik rahatsızlıkların birçoğunun temelinde öğrenememek var. Ercan Bey, evet, öğrenemiyor kişi bir şeyler yaşıyor, oradan ders alamıyor, sürekli aynı şeyleri veya benzer şeyleri yaşamaya başlıyor. Yaşıyor yine öğrenemiyor, yine öğrenemiyor. bile aynı hatalar, aynı şeyler, aynı hatalar, aynı şeyler veya benzer hatalar. Öğrenememek kadar büyük bir bela yok. Evet, kıymetli izleyenlerimiz, hocam, siz beş dakika geçti zannediyorsunuz ama. Yoksa vakit ama oldu mu? Üç tane mi soru yaptık? Vakit oldu hocam ama üç sorunun Ben mi içerisinde... çok konuşuyorum Hayır acaba? Hayır hocam, harika çok lezzetli sohbetiniz var elhamdülillah. Sağ ol. Ya zaten bir soru içerisinde birçok konuyu, hele son soru bir cümleydi. Verdiğimiz cevaplar bambaşka. Evet, neler neler anlattı evet. değil mi? Özellikle ilaç konusunda ve bu kafaya takma hav deme konusunda <laughs> evet. bir dahakine... Bir dahakine hav diyeceğim. <laughs> bir dahakine hav diyeceğim. Cümlesi güzeldi, kelimesi güzeldi. Peki. Ee, ben numaraları hatırlatayım, vedamızı gerçekleştirelim. Ve daha sonraki bölümlerde kıymetli izleyenlerimiz e, yine sorularınıza yer vereceğiz. Lütfen paylaşın. E, Ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından bizlere ulaşın efendim. Radyodan dinleyen izli dinleyicilerimize de hatırlatalım. 0-549-691-8080 efendim. Bizlere Serhat hocamıza ulaşabileceğiniz WhatsApp numarası. Ayrıca bu programın tekrarını da YouTube'dan izleyebilirsiniz. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi insanlara faydalı olma ihtimalimiz beni her seferinde heyecanlandırıyor. Elhamdülillah. Yani bu ihtimal bana çok şevk veriyor. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Aa. Bir diğer programda sizleri tekrar burada görmekten keyif alacağız. İnşallah. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Değerli izleyenlerimiz, Psikolojik Bakış programının sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. <laughs>